bey. Gelir de evine gizlice girdiğini, bir de tuş falan aldığını görürse öldürür seni, yaşatmaz. Hadi git. Ferit Bey benim. Burası benim evim. Sen. Ferit Bey sizsiniz mi? Sen şu etkinlikteki garson kız değil misin? Ne dolap çeviriyorsun sen? Siz... Hatırladım, evet. Ferit Bey, ben tam çıkacaktım. Geç kaldım, dalmışım. İyi de evimde ne işin var senin? Aşçınızım Nazlı. Nazmiye Hanım'a ne oldu? Öldü. Nazmiye benim babaannem. O rahmetli olunca adını bana vermişler. Devlet daireleri, bir de iki bayanım bana Nazmiye diyor, sağ olsun. Ama siz Nazlı diyebilirsiniz. Daha kolay hem. O yemekleri sen mi yapıyorsun? Evet. Notları da sen yazıyorsun. Evet, ama onlar bilgilendirme amaçlıydı. Ferit Bey, çok özür dilerim. Ya benim çoktan çıkmış olmam gerekiyor. Çünkü İkbal Hanım beni sürekli uyarıyor. Ferit Bey gelmeden o evden çık diye. Ben normalde çıkarım ama telefonumun saati benim böyle ikide bir kendini sıfırlıyor. Bugün de sıfırlamış herhalde. Ben de yemek temizlik kontrol etmeyi unutmuşum. Temizlik? Onu da ben yapıyorum. Ferit Bey, ben farkındayım. Hiç hoş bir an olmadı bu. Tabii kesinlikle benim hatam. İkbal Hanım'la konuşurum. Gerekirse yeni aşçı gelene kadar kalırım. İşin uzarsa İkbal Hanım'a haber vermen yeterli. Eve döndüğümde içeride biri olduğunu bileyim. Ayrıca bir daha sarmaya kuş üzümü koyma. Sevmem. Tamam. Ne yapıyorsun burada Aliye? Geçiyordum orada. Neden aramıyorsun hiç? Sen bir daha benim yüzümü görmek istemediğini söylememiş miydin? Milyonlarca kere söyledik böyle şeyler birbirimize. Şimdi mi ciddiye alacağını tuttu? Bırak şunu da, zaten yeterince içmişsin. Sen bu iş bitti deyip pılını pırtını toplayıp giderken Tarık'a anahtarları teslim etmemiş miydin? Ettim. Ama kendime de bir copy paste yapmış olabilirim. Aşkımız copy paste. Nasıl? Güzel şarkı sözü değil mi? İstersen yaz bir yere. Beni evin kilidini değiştirmek zorunda bırakacaksın. Evin kilidini değiştirebilirsin. Ama kalbimin kilidini değiştiremezsin. Anahtar paspasın altında. Ve paspas olduk birbirimizin karşısında. Nasıl şarkı sözü?
Ya nasıl oldu biliyor musun? Bu aldı elini indirecek kafama. Ki indirse var ya beynimi toparlayamayız bir daha. Ay Allah korusun. Gerçi adam da haklı. Korktu bence. Çünkü bir tedirgindi. Dünya ne kadar küçük Nazlı. Demek bilekliğe 100 lira veren adam ha? Tüh bilseydim daha çok isterdim. Fatoş sen manyak mısın? Ya o adamın olduğunu bilseydim ben kuruş para almazdım. Rezil olduk sayende. Bak laf anlatıyoruz burada kalktı gitti ne yapıyor? Nazlı çok merak ettim. Bakmazsam çatlarım vallahi. Neydi bunun ismi? Ferit. Soy ismi neydi? Neydi ya? Dur. Yok. Hatırlamadım. Şu yaza merhaba etkinliğine gitmiştik ya. Onu kimler düzenlemiş? Ben oradan bulurum onun ismini. Pusula Holding. Ferit Aslan ve Demir Kaya. Vallahi Ferit Aslan'la ilgili özel çok bir yazı yok. Yani ortamlara girmeyi sevmiyordur belki adam. Memleketin en zengin, en gözde bekarlarındanmış. Neden acaba? Genç ve yakışıklı diyedir. Yakışıklı olduğunu kabul ediyorsun yani. Ay Fatoş, laf söylenmiyor yanınızda. Allah sahibine bağışlasın, bize ne? Ya kızım sahibi yok diyoruz işte. Çöpsüz üzüm. Atla şuna balıklama dal. Her şeyi de ben mi söyleyeceğim Nazlı ya? Fotoğraflara bak. Abi adam resmen ateş ediyor be. Ben geldim. Fark ettim. Hoş geldin. Merhaba. Zeynep Hanım'la Demir Bey bu akşam bir düğüne katılacaklarmış da işte Bulut da dayısıyla vakit geçirmek istedi. Ben aslında sizden bir şey rica edeceğim. Akşam Ferit Bey gelene kadar evde Bulut'la vakit geçirseniz olur mu? Yani işiniz yoksa tabii, işiniz varsa ben de şey yapabilirim. Tamam, ben hallederim. Sorun yok. Süper. Kolay gelsin. Görüşürüz. Bulut. Hadi oyun oynayalım. Tablet oynayacağım ben. Tablet oyun sayılmaz. Gerçek bir oyundan bahsediyorum. Hadi. Aa. Sen kaşındın Bulut. Sen gelirsin günün. Keşke seni tabletle bıraksaydım ben. Çocuk değil canavarsın. Dayım da bana sevimli canavar diyor. Vallahi dayının evin şu halini gördükten sonra sana sevimli canavar diyeceğini hiç sanmıyorum. Hadi sana başka bir oyun bulalım. Tabii önce buraları toparlayalım. Bahçeye ev yapalım mı? Ev mi? Hı, çadır ev yani. Tamam yapalım ama önce buraları toparlayalım. Bir de bu bizim küçük sırrımız oluyor, anlaştık mı? Anlaştık. Çak. Hadi bakalım iş başına. Alo, Tanju ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor işler? Süper. Şey soracağım, sen mekanda hala canlı müzik çalacak birilerini arıyor musun? Senden bir ricam olacak. Aslında tavsiye. Bizim Ali var, sesi çok iyi. Sahnesi de çok güzel. Bir hafta falan sende çıksa, daha sonra elektriğiniz tutarsa çalışırsınız belki. Ne dersin? Ha Ferit. Ferit. Efendim? Biz akşam Demir'le şu düğüne gidiyoruz. Hani söylemiştim ya sana. Söylesen. Vallahi aşkına beni karıştırmayın. Lütfen. Gelmezsin. Biliyorum. O yüzden söylemiyorum zaten. Bulut da seni çok özlemiş. Biraz vakit geçirmek istiyordu.
Biliyorum, konuştum. Ben de onu çok özledim. İyi, o zaman siz biraz zaman geçirin. Sonra Tarık gelip alır onu. Aa, bu arada cuma günü Bay Nakatani geliyormuş Tokyo'dan. Evet, biliyorum. Herhalde ortağımızı bir güzel arayacaksın değil mi evinde? Ağırlamaz mıyım canım? Benim evimin bahçesinde kahve içmek bir ritüel oldu artık. Tabii, ne ritüel? Vay be! Çok güzel oldu. Vallahi ben de bu kadar iyisini yapabileceğimi düşünmüyordum. Kızılderililik oynayalım mı? Bak şimdi ben bir kızılderili olacağım. Sen de böyle şapkalı mapkalı bir tane kovboy olup beni yakalamaya çalışacaksın. Bulutcuğum, ben kovboyculukta pek iyi değilim. Ama istersen seninle kurabiye yapabiliriz. Hem de Japon kurabiyesi. Japon kurabiyesi mi? Ayy, hadi yapalım. Ama ondan sonra gelip tekrardan oynuyoruz, tamam mı? Bik, bik, bik. Bakalım yakışıklı yeğenim benim. Oh, dayısının bir tanesi yakışıklı yeğenim. Ne yapıyorsun? Yanımdayım benim. Biliyor musun, biz bugün Nazlı ile çok eğlendik. Öyle mi? Ver bakayım ellerini sen. Ama ellerin çok pis senin. Ha? Koş yukarıda öyle gel. Hadi bakalım. Tamam. Hadi. Nazmiye Hanım, bu evin hali nedir böyle? Ya biz Bulut'la oynarken biraz dağıttık ama hemen toparlıyorum. O çocuk dağıtabilir. Ama sizin işiniz bu evi düzenli ve temiz tutmak. Size eve döndüğümde evi düzenli görmek istediğim söylenmedi mi? Söylendi. Bunun nesini anlamadınız? Anladım Ferit Bey. Kusura bakmayın. Sen üzüldün mü? Azıcık. Dayım bazen sinirli olabilir. Ama aslında çok iyi biridir, biliyor musun? İstersen sen onu nasıl güldürebileceğini öğretebilirim. Canım. Bulutcuğum, sana bahçede bir sürprizim var. Sürpriz mi ne? Sen geç, geliyorum ben. Nazmiye Hanım. Bulut bu gece misafirimiz. Yemek servisine kalabilir misiniz? Lütfen. Olur, kalırım. Merak etmeyin, fazla mesainiz ödenecek. Gerek yok Ferit Bey. Sen Bulut'a dua et, sinir. Tamam o zaman, ben gelirim bugün. Konuşuruz. Olur. Tamam, görüşmek üzere. Hemen çalmamızı istiyorlar. Şimdi gideceğim görüşmeye. Ne güzel işte. Yani yeni bir fırsat. Gerçekten aramış mıydı seni? Evet. Yani uzun süredir soruyordu diyorum ya, bildiğin güzel bir ses var mı diye. Teşekkür ederim. Aliye, ben bir şey yapmadım. Sen kendi şansını kendin çağırdın. Aramızda ne olursa olsun hep yanında olacağım. Bana en çok sen inandın Deniz. Yüzünü kara çıkarmayacağım. Eski haline gitti artık. Yan yanayız. Hazır mısın? Evet. Bas. Yani çok rüzgar var. Bulut, hep önüme kırıyorsun. Gerçekten işin gücün sahtekarlık. Yine önüme kırdın ve gidiyorsun. Ama ne yapayım, sen
Çünkü çok hızlı gidiyoruz. Bak dümdüz gidiyoruz Bas. Değiştirebilir miyiz? İyi al tamam. Biraz geriye de alıyorum tamam mı? Avans veriyorum sana. Ama ben bineyim bekle beni. Allah Allah ya yine... Niye çarpıyorsun bana sürekli? Ya çarpmadın sen kendi kendine yapıyorsun. Çok güzel kokuyor değil mi dayı? Evet ayrıca gayet güzel görünüyor. Salata da hazır. Nazmiye Hanım. Bu ne? Çökelek salatası. Dolapta biraz çökelek kalmıştı. Ben de hemen salataya koyuverdim. Roka salatası istediğimi yazmıştım. Menünün değişmesinden hoşlanmadım. Söylenmiş olmalı. Ben seversiniz diye düşündüm. Sebep? Çünkü... Ben istedim. Çünkü ben istedim. Sen istedin. Çökelek salatası. Nazlı abla da yaparım tabii Deniz. Madem sen istemişsin tamam. O zaman afiyet olsun. Sen bizimle oturmayacak mısın? Hayır Bulut'cum ben mutfağı toparlayıp çıkacağım. Ne olur kal ya lütfen. Siz de lütfen bizimle oturun. Tamam tabak çıtı alıp geliyorum o zaman. Kandırdığını falan sanma. Çökeleğin ne olduğunu bilmiyorsun bile. Hiç de bile. Çökelek yani peynir. Hem dayıcığım ben artık büyüdüm. Her şeyi yiyebilirim. Çökelek salatasını hayatında ilk kez duyduğuna eminim ben. Yemezler küçükler. Bal gibi de yerler. Bak yedin işte. Ablam teşrif etmedi mi daha? Aha! Senin flaş gelişmelerden haberin yok tabii. Ay kız çatlak mı durum ne oldu? Ablan ha? Bu akşam Ferit Bey'in evinde fazla mesaiye kaldı. Ha. Ne fazla mesaisiymiş kız bu? Ayrıca benim niye böyle şeylerden en son haberim oluyor acaba? Ay vallahi bilemiyorum ki Asucuğum. O evde çok konuşamıyor zaten. Öyle bana da pek bir şey anlatamadı. Ferit Aslan Bey'in misafiri mi varmış neymiş onlara yemek yapacak herhalde. Ben de anlamadım. Kız beni bu ablam var ya aslan. Vallahi aslan. Kedi oğlanı bir fare tutacak sonunda bu kız. Neyse ben şimdi yatıyorum. Yarın sabah birlikte sıkıştırırız. Hadi iyi geceler. Nazlı abla. Sen anneni özlemiyor musun? Çok özlüyorum. Onlar da beni. Ama benim istediğim okul öyle her yerde yok Bulut. O yüzden ayrı kalmak zorundayız. Dayı, Nazlı abla yemek yapma okuluna gidiyormuş. Ama zaten çok güzel yemek yapıyor. Ya bence okula gitmese de olur. Teşekkür ederim Bulut. Ama benim istediğim işi yapmak için öyle sadece güzel yemek yapmak yetmez. Profesyonel çalışmak başka bir şey. Size afiyet olsun. Ben artık kalkayım. Mutfağı toparlar çıkarım. Ya ne olur biraz daha kalsaydın ya. Bulut yapacak işleri vardır bir dahaki sefer geldiğinde. İşim var mı? Yoktur bence ya. İşim yok ama. Bak iş yokmuş işte. Hadi ne olur birazcık daha kal. Film izleyelim mi? Olur izleriz. Nazlı ile ben seçeriz filmi zaten. Yazlık sinemada olsun. Yazlık sinema. Nerede? Bir şey mi oldu Uzuncuğum? Tuvalete gideceğim. Hayır, tek başıma gidebilirim. Büyüdüm artık ben, bebek değilim. Haklısın. Ben yokken Nazlı'yı üzme. Çok sevimli bir çocuk. Annesi çok şanslı. Evet öyle, yaşından olgun. Benden daha çok şey bildiğine eminim. Bana çekmiş, ben de küçükken böyleymişim.
Sizin bir zamanlar çocuk olduğunuza inanmak çok zor. Annem de öyle söylüyor. Hatırlamakta zorluk çekiyormuş çocukken nasıl olduğumu. Ben tam çocuk gibi çocuktum. Böyle ağaç tepelerinden inmezdim. Dizlerim hiç yarısız kalmadı. Yemek yapmaya nereden merak sardın? Annem. Annem çok güzel yemek yapardı. Onu izlemek bile keyifliydi. Mutfakta yanından ayrılmazdım tabii. Birlikte hamur açardık. Sonra arkası geldi. Hobim oldu. Meslek olarak seçmek daha ileri bir adım ama. Aslında öyle değil. Yani insan sevdiği işi yaptığı zaman o artık iş olmaktan çıkıp keyif haline geliyor. Yani benim için öyle. Bir de üzerine para kazanıyorum. Daha ne olsun? İşle hobiyi karıştırmamak gerekir bence. Sonra da o kutudaki oyunlardan oynayalım mı? Tatlım ben bence bayağı oturdum zaten. Mutfağı toparlayıp çıkayım artık. İyi geceler. Tarık birazdan gelir. Bulut'u bırakırken siz de bıraksın evinize. Hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Görüşürüz Bulut. Görüşürüz Nazlı. Hadi koş topla eşyalarını. Hadi, hadi. Küçük maymun. Anlat bakalım ne yaptınız bu kadar saat? Fatoş anlattım ya. İşte patronun yeğeni geldi. Çocuğa muzlu süt kurabiye falan yaptım. Bayıldı. Bir de o kadar sevindi ki. Böyle kıvır kıvır saçlar, poğaça poğaça yanaklar. Gitme kal falan dedi bana. O yüzden oyalandım biraz. Vakit nasıl geçti anlamadım. Değiştirme lafı hiç Nazlı. Bu kadar saat kurabiye yapmadınız herhalde. Başka ne yaptınız? Film izledik. Film mi? Çizgi film Fatoş. Aa. O kazma patron da çocukla beraber çizgi film mi izledi? Çocuğa karşı hiç öyle değil biliyor musun? İnanılmaz seveceğim. Böyle o kadar sahipleniyor ki çocuğu. Bayağı şaşırdım. Bakıyorum artık gıcık olmuyoruz Nazlı. Hatta inceden bir hoşlanıyor muyuz? Neyiz? Fatoş. Kurma kafanda öyle şeyler. Yani adam çocuğa karşı iyiydi. Allah bozmasın. Ben anlarım Nazlı. Beni kandıramazsın. Gitme kal diyen çocuk değil de adam olsaydı ya. Fatoş sen iyice delirdin. Ben çay koyayım. Niye meyve getirdin ki? Ben çay istemiştim. Hadi kaç kaç sen. Mutluyuz bakıyorum. Artık dün gece ne yaşandıysa. Oo Asmancığım neler yaşandı neler. Anlatayım ister misin ablacığım? Servise kaldım, yemek yaptım. Çok aksiyonlu bir geceydi. Çünkü normalde hiç yapmam böyle şeyler. Geç sen bunları geç, sen bize gerçekleri anlat. Ay Fatoş ne olur sustur şunu öldüreceğim. Asmancığım yaz okulu seni bekler anacığım hadi. Ay Fatoş ablacığım sen böyle bir gün bir laf sokmadan rahat edemiyorsun değil mi? İçin falan darlanıyor senin. Yaz okulu bile bu ortamdan daha eğlenceli zaten. Kalmadım size. Biz de seni çok seviyoruz Asu. Sen rahat rahat süslenebilirsin Nazlıcığım. Ne giyeceksin? Ya Fatoş aşk olsun ne süslenmesi. Rüş sürdüm ben. Dudağım çatlamış. Şaka yaptım bebeğim benim. Vallahi aşk yarıyor insana. Ah ah Nazlı asıl ben ayağıma kadar gelen fırsatı nasıl kaçırdım sen biliyor musun? O şirketin yaz partisi gününde yakışıklının biri bana kartını vermişti ya. Arayacağım çocuğu. Bulamıyorum kartı. Delireceğim. Elindekinin kıymetini bil kızım. Çık dışarı Fatoş. Bak şunu giyebilirsin. Çok güzel. Giymeyeceğim onu. Sen giy çık. Ay üf iyilik de yaramıyor be. İyice Asuman'a benzedin ya. Allah Allah. Ama
ne ilginç. Bayatlayabilecek yiyecekleri etrafta bırakmayın demişti. Sensin bayat. Elime sağlık. Evimi aynen eski haline getirin. Aynen. Ya sen iş güç sahibi bir adamsın. Niye böyle şeylerle uğraşıyorsun? Şimdi eski haline döndü. Ortak. Hı. Duyduğuma göre evdeki yemekler 5 yıldızlı restoranlara fark atıyormuş. Ha? Çocuktan al haberi. Çökelekli salata yedirmiş oğlum. Çökelekli salata diyorum. Helal olsun be, helal. Ayrıca Bulut da sevmiş kızı. Oradaki işin başından aşkım gerçekten. Yarın Nakatani geliyor zaten. Görüşeceğimiz o kadar çok konu var. Ya Japon seni seviyor oğlum. Hem görmüyor musun? Şirketler sıraya girmiş, teklif üzerine teklif yağdırıyorlar. Adam ne yapıyor? Bizi tercih ediyor. O beni sevdiği için değil, bizimle dürüst, karlı, hiçbir risk olmadan iş yaptığı için çalışmaya devam ediyor. Evet, onu biliyorum. Nakatani ortaklığında problem yok zaten. Problem, yani hayatındaki problem evdeki çalışanlarla. Neyse, sürekli çalışacak bir aşçı buldun ya, sevindim. Sürekli kalması, sürekli düzgün iş yapmasına bağlı. Hmm. Şimdi yeğenimle iyi vakit geçirdi diye evin kurallarını ihmal edersen olacak? Kızın işi zor. Zaten hepimiz biliyoruz. Bana bak. Yemekler güzel ha. Yemekler güzel. Yemekler güzel oğlum, güzel. İnanamıyorum sana Asuman. Ay abla aşk olsun sana ya. Ben buraya geldim diye sevincene böyle cin çarpmış gibi bakıyorsun suratıma. Ya ne var geldiysem ne olmuş? Kızım burası senin öyle geçerken çat kapı ben geldim diyebileceğin bir yer mi? İyice bak Asuman. İş yeri burası. Ayrıca o kadar gelmek istiyorsan niye sabah benimle gelmedin? Sonradan karar verdim gelmeye. Hem ben sanki sana desem ki ablacığım ben bugün geliyorum sen de bana çok izin verirdin değil mi? Asuman delirtme beni. Ay tamam, tamam. Gideceğim birazdan. Gelmem bir daha da. Ama bir bakalım biz bu Ferit Bey kimmiş? Nerede yaşıyormuş? Kızım otursana şurada. Vay! Bizim Ferit Bey'in plak merakı var demek. Asuman sakın dokunma onlara. Sakın. Yemedik Ferit Bey'ini de evini de. Efendim Fatoş. Bil bakalım Engin kimin arkadaşıymış. Engin kim Fatoş? Gerçekten uğraşamayacağım şimdi. Ya Naz lütfen anlatmazsam çatlarım. 2 dakika dinle. Aman işte ben de öyle olunca Engin aramaya tırstım yani. Ne bileyim Engin ben, Ferit sen falan derken iyice hatları karıştırmayalım. Merak etme canım. Hatlar falan karışmaz. Sen rahat rahat takılırsın Engin'inle. Ben çıkıyorum aranızdan zaten. Ferit Bey bugün nasılsa kesin kovacak beni. Fatoş ben seni sonra ararım. Şuna bakayım kim bilir yine ne haltlar karıştırıyor.
Ne yapıyorsun sen burada? Tuvalete geldim. Tuvalete gelmek de mi yasak? Kızım insan bir sorar. Adam zaten pimpirikti, uğraştırma beni. Aşağıdaki tuvaleti bulamadım. Ben de yukarı çıkayım dedim. İşine gelmemiştir ablacığım. İşine gelse bulurdun sen. Suç işledik sanki. Yürü. Abla, akşam ben birazcık geç geleceğim. Bizim Necla'yı biliyorsun, onun doğum günü var da Blend Out'ta. Oraya gideceğim ama anahtarım da var benim. Sen hiç merak etme, tamam? Asuma, öldürüyor beni senin bu geçişlerin ablacığım. Şey, oğlum benim, canım benim. Canım bir tanedir o. Değil. Sen... Bu akşam için bana böyle birazcık karşılık versen, ben Necla'ya böyle küçük tatlı bir hediye alsan. Niye geldiğin belli oldu Asuman. Ah Asuman ah. Aslan ablam benim.